Evet, tekrar merhabalar. Altın fiyatları. Mavi 200 günlük meşhur hareketli ortalamamızın altında üstünde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle dün de bir tutunma isteği, eğer saatlikler tarafında kritik saatler, kritik önemli seviyelerden bahsetmiştik ki 1268 üzerinde kalmak isteyen hareketliğin arttığını, dolayısıyla hareketin ortalamaların üzerinde kalması, alıcılık tarafta zaten dün itibariyle gezmiş olması bu anlamda tutunma isteğini getirdi ve dün 1268'in üzerindeki o saatlik hareketle 1275 ilk saatlerde bahsetmiş olduğumuz o hareketin gerçekleştiğini gördük ve tablo haftalıkta gerek aylıkta 1276'nın üzerini test ederek şimdi 1296 hareketine, ama hızlı olmayacak bir hareketten bahsediyoruz. Ne diyoruz? Sık sık biz şu mavi hareketli ortalamanın adeta sarmalı şeklinde altta üstte ring seferleri yapar gibi düşük açıyla yoluna devam etmesi isteğinden bahsediyorduk. Bunun şu an için devam ettiğini görüyoruz. Tabii zaman zaman aşağıda çok kısa süreli denemeler ve tekrar yukarı gitme hareketlerinden bahsetmiştik, ama desteklerin çalışması burada kontrollü bir şekilde yükselişin önümüzdeki günlerde devam edeceğini gösteriyor. Hatta bu hareketin üst bantla birlikte belli bir noktadan sonra yaklaşabileceğini bize gösteriyor. Kapanış gayet olumlu ortalamaların üzerinde. Dünkü 1273 kapanışını dikkate alacak olursak, hatta dün 1275 ve 1275'in üzerinin dahi görülebileceğinden bahsetmiştik ki saatlik yorumlarımızda burası test edildi. Şimdi dünkü kapanışa eğer dikkate alacak olursak 1273-75, yani 1274 olarak girebiliriz. Son dönemin en önemli seviyesine yakın bir kapanış oldu. Haftalıklar tarafında dediğimiz üzere 1282-1289'lara doğru istek yavaş yavaş daha artmış gözüküyor. 1272-1270 bu bölgenin önemli destek olduğundan bahsedebiliriz. Hemen şöyle ben buradan seanslıklara döndüğümde, seanslıklarda da şu an için gayet olumlu seyrettiğini söyleyebiliriz. 1200 günlüklere baktığımızda 1274-1272 artık şu an için güçlü destek aralığı diyebiliriz. Yukarıda hemen diğer periyotlara baktığımızda da, özellikle 60 dakikalık periyoda baktığımızda da, evet burada da tablonun olumlu seyrettiğini söyleyebiliriz. Şuradan yatay bir hareket alacak olursak, biraz önce bahsetmiş olduğumuz o özellikle 1272-1274 bölgesinin bir destek aralığı olabileceğini ilerleyen saatlerde de söyleyebiliriz. Hemen 5 dakikalık bir grafik. Aslında 60 dakikalık grafiğe tekrar bakalım. Şu an için ortalamaların üstünde, şu an için olumlu olmaya devam ediyor diyebiliriz. Seanslık grafiğe baktığımızda da aynı tabloyu görüyoruz. Şu an için bir sıkıntı olmadığını, RSI'de de bizim özel göstergemize de herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Ama bu bölge şu an için, evet, 1274-1272 aşağıda önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Son hareketlere baktığımızda biraz daha sıkışan bir hareket. Ama ilerleyen saatlerde özellikle 1277'nin üzerine atma isteği oluşabilir ki dün görülen en yüksek seviye hemen hemen bu bölgeye yakındı. 1276-56. Dün görüldüğü üzere saat 9.20'ler civarında 1277 hatta görüldü diyebiliriz. Dolayısıyla dakikalıklara baktığımızda da, hemen dakikalıklara baktığımızda da sıkışan bir hareket daha belki önümüzdeki dakikalarda görüyoruz, ama önümüzdeki saatlere yönelik altın fiyatlarında hareketi 1278 üzerine gitmek isteyen, dolayısıyla haftalıklarda 1282 denemesini oluşturan bir tablo görebiliriz. Ola ki bizim senaryomuz işlememesi için 1270 altında 1-1,5 saat kalması lazım. 3. çizgiye kadar gelebilir. Beklentimiz şu an için ortalamaların üzerinde kontrollü bir şekilde yükselişine devam etmek. Ve günlüklerde hemen burada tabloya bakalım. Günlüklerde ne diyoruz? Şu an için geldiği seviye -35. Tabloya bakalım hemen. Tablomuzda 35. Çok da önemli bir seviye. Aslında bu seviyenin üzerinde 10 dolar daha tepki verme ihtimali var. O da kaç? 1274'ün üzerinde. 1282-1284. 89 dener mi? Onu ilerleyen saatlerde, ilerleyen gün içinde bakacağız. Herkese bol kazançlar.